Merhaba. Linkini verdiğim DNA görevleriyle ilgili videoma mutlaka göz atın. Ha ayrıca vallahi bak videolarımı beğenmiyorsunuz. Beğen butonuna basmıyorsunuz. Altına yorum yapmıyorsunuz. Motivasyonum düşüyor. Neyse neyse. 2016 birinci basamak sorusuna bakalım. Bir bakteri türünün S ve R tipleri bulunmaktadır. Bu bakteri tipleri değişik aşamalardan geçirilip farelere enjekte edilerek aşağıdaki çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya göre 1, 2, 3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Soruda bahsedilen bu deney Griffith adlı bir araştırmacının yaptığı deneydir. Bu deneyi de anlattığım videodan kısa bir bölüm alıyorum. Hadi önce bu deneyi bir hatırlayalım. Ne yaptı bu Griffith? Bakteri suçları ile ilgili araştırma yapıyordu. Suç kabaca alt tür olarak tanımlanabilir. Kullandığı suçun iki varyantı yani iki çeşidi vardı. R tipi ve S tipi. R tipi bakteri kapsülsüz yani hücre zarı var, hücre duvarı var ama kapsül yok. S tipi bakteri ise kapsüllü yani hücre zarı var, hücre duvarı var. Ek olarak bir de hepsinin üzerinde karbonhidrat içerikli bir de kapsül var. Kapsülsüz bakteriler birinci uygulamadaki gibi farelere enjekte edildiğinde fareler yaşıyorlar. Kapsüllü bakteriler ikinci grup farelere enjekte edildiğinde fareler zatürre hastalığına yakalanıyor ve ölüyorlar. Çünkü kapsüllü bakteriler kapsülleri sayesinde farenin bağışıklık sisteminden kurtulabiliyor. Üçüncü aşamada ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler farelere enjekte edildiğinde fareler yaşıyor. Bugün biliyoruz ki ısıtma işlemi hijyeni sağlamakta başvuracağımız en temel yol. Temizliğinden emin olmadığımız suları da bu nedenle kaynatıyoruz. Burada minik bir hatırlatma yapayım. Isıtma işlemiyle yapısı bozulan ve devre dışı kalan moleküller başta enzimler olmak üzere proteinlerdir. Dördüncü aşamada işler biraz karışıyor. Araştırması yani Griffith, kapsülsüz bakteriler ile ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterileri bir araya getirip karıştırıyor ve farelere enjekte ediyor. Aslında bu uygulama birinci ve üçüncü uygulamaların bir karışımı. Hem bir de hem de üçte fareler ölmediği için dördüncü uygulamada da farelerin ölmeyeceği varsayılırken beklenmedik bir şey oluyor ve fareler ölüyor. Daha da ilginci ölen farelerin kanı incelendiğinde kanda canlı kapsüllü bakterilere rastlanıyor. Evet, canlı. Oysa araştırmacı dördüncü uygulamada farelere canlı kapsüllü bakteriler vermedi ki. Nereden geldi bunlar? Griffith ölü kapsüllü bakterilerden canlı kapsülsüz bakterilere aktarılan bazı maddelerin kapsülsüz bakterileri kapsüllü hale dönüştürdüğünü anlıyor. Bu dönüştürme olayına transformasyon dönüştüren maddeye de dönüştürücü ilke adını veriyor. Bu dönüştürücü ilkenin DNA olduğu daha sonra yapılan çalışmalarla, deneylerle anlaşılmış. Linkini buraya bırakıyorum, soruya dönelim. R tipi bakteriler çevresel bir etken olarak değerlendirebileceğimiz sıcaklığın etkisiyle S tipine dönüşmediler. S tipi bakterileri ısıtarak öldürdük ama bu işlem sonucu S tipi bakteriler de R tipine dönüşmedi. S'nin DNA'sı R'ye geçerek onun S tipi ve kapsüllü hale gelmesine neden oldu. Yani birinci öncül yanlış. Birinci deneyde farelere S tipi bakteri verildi ve fareler öldü. Ancak üçüncü deneyde farelere ısıtılarak öldürülmüş S tipi bakteriler verildi ve fareler yaşadı. Öyleyse ikinci öncül yanlış. Ve evet, canlı R tipi bakterilere ölü S'nin DNA'sı geçtiği için dördüncü deneydeki durum ortaya çıkmıştır. Cevap Ceyhan. Yarın başka bir soru tipinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.